Bugün sizler bilen biraderler, namaz müminin miracı mevzusu da sohbet kuramız. Demek bugün hazır şu cayda toplengen insanlar elhamdülillah Allah Ta'ala'nın beş vakit namazını okuyattı. Elhamdülillah. Demek bunge kendi acırlar var, kendi sevaplar var. Ve kıyamette derecat kendi buladırmış bu insanlar. Bu beş vakit namazının fazileti, hikmeti hakkında inşallah bugün sohbet kuramız. Hadisler, ayet-i kerimeler, rivayetler inşallah. Ona verse, namaz okumasından yürgen birader eke ülkemizin halı kendi buluştuğu hakkında hem haberge eke bulup inşallah barıp ahli ayalımız olur. Ota-onamiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz, hammasiga Alloh taoloning farzini demak aytib, ado etishligini doimo yetkazishlik ulkan vazifa ekanligini bugun tushunib yetamiz inshaalloh. Namoz mu'minning me'roji deyilmayapti. Me'roj o'zi nima? Me'roj. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni birodarlar İsra ve Mi'raj vakiyası bugün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bilendir. Mekke'den Kuddüs'ke bir zümde barıp kalışlığa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra deyilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Ta'ala'nın aldığı kütarlışlığı yukarıla kütarlışlığı, yetti asman peygamberler bulan üçün alışlığı mi'raj deyiler, mi'raj vakiyası deyiler. Demek, namaz mu'minin mi'racı deyilir. Bu nime degeni desin? Mihrabke durup, kıblege yüzlenip, Allah Ta'ala'ya namazını başlaştığı bilen bir katarda Allah Ta'ala'nın huzuruna yakın olarken ben de. Allah Ta'ala'nın huzuruna yakın olarken. Kuda bilen sohbetleşerken, gepleşerken Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim. Demek biraderler, mu'min namaz okuyurken de Allah Ta'ala'ya en yakın halet şu halet. Şunun için namaz mu'minin miracı diye. Namaz dinimiz ustunu hesablanır. Ustun. Ustunu hesablanır. Şu binamızda, bana şu ustununu hazır ateş edigen olsak binamız durmaydı. Yıkılık idi. Demek dinimiz mükemmel buluşluğu için, kaim duruşluğu için biz namazda, namazda, Allah Ta'ala buyurken beş vakit namazda daim buluşluğumuz gerekir. Allah Ta'ala'nın itaat. Namaz ibadetini birkaçça dünyavi, uhravi, cismani, ruhi, manevi ve terbiyevi faziletleri var eken. Faydaları var eken, hikmetleri var eken. Kuyuda bana hazır bir inketin sana kuşalarını inşallah örgünemiz. Özümüzde ilim hasıl kılarız. Birincisi, kabul bulgen namaz öz egesini fahş ve munkar işlerden kaytarır. Kabul bo'lgan namaz o'z egasini fahsh munkar ishlardan qaytaradi dedi. Bundan nima ma'lum bo'ladi birodarlar? Namaz o'qiyapmizu birovning haqqini qo'rqmasdan yetilgan bo'lsak. Namaz o'qiyapmizu uyimizda farzandlarga, kelinlarga zulm qilay turgan bo'lsak. Namaz o'qiyapmizu birodarlar, xudo harom qilgan narsalardan qaytmay turgan bo'lsak, bu nima deganimiz? Namoz qabul bo'lmay turganligidan bitta dalolat emasmi? Qabul bo'lgan namoz o'z egasini fahsh va munkar ishlardan qaytaradi degan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ochiqdan-ochiq buni bayon qilib bergan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله يعني عنكبوت سورة 45 آيات كريمة الله تعالى
albatta namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarur. Albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur deb Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Birinchi jumlasi namoz fahsh va munkar yomon ishlardan qaytarur deyapti. Demak biz ixlos bilan, muhabbat bilan Alloh taoloning itoatida bo'lib, ibodatida bo'lib namozlarni bekami ko'z xushu huzur bilan o'qiydigan bo'lsak, fahsh narsalardan Alloh taolo to'sib qo'yar ekan. Birovga zulm qilmas ekanmiz. Xudo harom qo'ygan yo'lga yurmas ekanmiz. Xudo o'zi qaytarib qo'yar ekan. Albatta Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir deyapti. Demak, zikr deganda Alloh taoloni eslashlik. Doim yodda tutishligimiz, Xudoni eslab yurishligimiz. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur dedi. Bu haqiqat-ku. Qaysi bir banda o'zicha o'ylamasin, hech kim ko'rmayapti-yu, hech kim yo'q-u, yashirincha qilyapman, hech kim bilmayapti-yu deb o'ylamasin. Ulug' zot eng hayo qilishlikka haqli bo'lgan Alloh subhanahu va taolo o'z Qur'oni Karimi sharif, kalomi sharifida bir necha joylarda qalbdagi narsani ham biluvchi ekanligini bayon qilganlar. Oyat karimada zikr qilinganidek Alloh taoloning ibodatida bo'lgan kishi o'z-o'zidan birodarlar yomon illatlardan nojoya ishlardan tiyiladi. Qaytaradi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, namoz insonga go'zal tarbiya berib qo'yadi. Namoz insonni shunaqangi tarbiyalab qo'yadi. Oldingi qilib yurgan yomon ishlarini o'zi ham yomonligini tushunib yetib, namoz o'qigandan keyin u ishlarga hech qachon qaytmaydi. Bamba.